Sevgili 1 milyon Yozgatlı platformumuzun değerli izleyicileri. Bugün Sarıkaya'nın Topak Taşköy'deyiz. Sponsorlarımız İbrahim Güler ve Merdan Şahan'a teşekkür ediyoruz. Bugün Topak Taşköy'deyiz. Evet sevgili izleyicilerimiz, şu anda neredeyiz? Muhtarın evi. Başka? Topaktaş. Topaktaş Topaktaş köyündeyiz. köyünde muhtarın evi. Muhtarım, biraz önce seni tanıyalım. Allah ben Topaktaş'a buranın muhtarıyım. 2 dönemdir. İyi kötü neyse var ömrümüzü verdik. Köyümüze yapmadığımız bir şey kalmadı. Şu anda Allah izin verirse asfalt yolun alt yapısını başlattım. Şu anda grede dozer hep şu anda seferber oldu. Çalışıyorlar. Bu kışın bitirecek Yahyasaray köyüne kadar onu ben aldım. Evet. Ondan sonra şu anda çalışıyor. Allah izin verirse asfaltta yazın hemen atmayı hemen düşünüyor Allah izin verirse. Hizmetlerim, çalışmalarım devam Hizmetlerim ediyor devam ediyor diyorsun. evet. Evet Yine var de devam gücüne. edecek. Peki aday mısın? Yine tekrar adaylık devam Kısmet edecek. olursa adayım. Hayırlısı diyelim o zaman Hayırlısı, muhtarım. evet. Şimdi Topaktaş Köyü'nü biraz anlatır mısın? Topaktaş Köyü nesi meşhur, nüfusu ne kadar, kaç hane, Niye Topaktaş demişler? niçin Topaktaş demişler? Topaktaş diye şurada bir taş herhalde benim aklımın Orada bir yettiğiyle taş var mı? bunda bir şöyle sıralama bir taş var. Ondan herhalde kalmış bu Topaktaş diye. Biz de ondan biliyor. İşin gerçeğini tam net bilemiyor. Oranın şeyinen Topaktaş olarak geçiyor bura. Evet. Köyümüz iyi, Allah'a şükür. İnsanlarımız da iyi. Şu anda da
Herhalde 20 kadar mevcut oturan insanımız var. 20 hane mi? 20, 20 kişi. Hane. 20 hane. Kişi olarak kelle başı. Kişi olarak tam şu olarak 40 kişi var değil mi? 40-50 var. Akşam sayım yapmıyor mu muhtarım ya? Yiyecek ya. Ya dağın ortasındasın, ormanın ortasındasın. Yok. Sayım yapman lazım. Sayım yap. Köylü çık, sıraya dizil. Sayım yapacağız da zaten belli. Kaybolan yanıma geliyor hemen. Geliyor mu? Geliyor canım. Ama onda sorun yok. Sıkıntı yok. Yani sıkıntı 50 yok. Kişi var diyor. 20 hane var diyor. Evet. O zaman hane başı 2 kişi. Edinen biliyor. Zaten öyle. Öyle mi? Bir tane çocuk genç bulamazsın. Çocuk genç yok. Hayır. Hep ikişer kişi. Peki çocuk yok. Okula giden çocuk yok mu? Küçük çocuklar. Bizim gençlerimiz burada yok. Antalya'da, Ankara'da. Gurbetçi mi çok gurbetçi, peki? Gurbetçi çok. Anladım. İl sınırları dışında mı, yurt dışında mı? Yok. Bu Türkiye içerisinde. Türkiye. Ha, dışarıda gurbetçisi da olan var mı? Yurt dışı gurbetçisi var mı bu köyün? Var. Kaç kişi gurbette peki? Vallahi orayı... Yazın gelmiyorlar mı yine? Bir yazın geliyorlar da gelip bir 5 gün, 10 gün fazla bir durmuyor. He. Ondan sonra 3 hafta tatile geliyorlar. Bir evet, haftayı evet. Burada geçiriyorlar. 2 haftayı da dışarıda geçiriyorlar. Dışarıda geçiriyorlar. Geçiriyorlar. Onu hiç onun için şey olmuyor hani. Çoğunu da göremeden gidiyorlar. Geliyor arabası altında olduğu için vurup iki geziyor dolaşıyor geçip gidiyor. Anladım. Peki Topaktaş köyünün nesi meşhur muhtarım? Topaktaş köyünün nesi meşhur? Giderken mavi topaktaş verecek mi? Abi arabanın bagajına koyak götürecek. Topaktaş değil sana orman buranın ormanı meşhur. Ne mi ormanı mı meşhur? Ormanı meşhur. Sen işte ormanı. Senin arı var mı? Arı mı? He. Arı var arada bu sene bal alamadık. Niye ne oldu arılar nankör mü çıktı ne oldu? Nankör çıkmadı eşya arısı götürdü arıları. Değil mi? Hmm, çok arıyı kırdı. Anladım. Var 25 kadar arım vardı. Hı. Şu anda bilmiyorum daha ne kaldı ne gitti bilmiyorum da. Ne kalırsa bu bereket. Allah ne şey derse o kalacak. Peki bu köyün şu anda en yaşlısı kim? Bu köyün en yaşlısı bu anda. Kaç yaşında? 90 kusura mı? Yani 100'e yakın. Var, 100'e yakın var. Kim ismi kim? Ne Hüseyin yakın? Keleş var. Hüseyin Keleş. Ondan sonra o Sadık'ın annesi var. Kadınlardan. Peki 2018 yılında kaç kişi vefat etti bu köyden yaşayan? Var mı vefat eden defne? 6-7 kişi vefat etti ya. Bu yılda sene 6-7 kişi ya, gidiyor. Gidiyor 6-7 kişi. O kişi zaman gidiyor. Demektir ki günde 6-7 kişi gidiyorsa yılda 10 yıl sonra köyde kimse kalmayacak. Hepsi kalmasın gidecek. Gençler giri geliyor ev yapıyorlar. Öyle mi yapıyorlar? Giri ev yapıyorlar, ev yapıyorlar. Güzel ev yapıyorlar maşallah. Anladım. Ev yapıyorlar. Öyle köy gencimiz, adamımız, insanımız tutkun işin gerçeği. Anladım. Yapıyorlar. Hepsinde yapıyor. Biz de izin veriyor. Hı. O zaman bir çay molası yapalım sonra devam tamam, ediyoruz. Tamam efendim. Seni tamam. Yok. Seni tanıyalım. Ben İsmail Yalçın. Topaktaş köyünde yaşıyorum. Muhtarın oğluyum. Peki kaç yıldır yaşıyorsun burada? 23 yıldır. 23 yıldır yaşıyorsun. Peki evet. Askerliği yaptın mı? Yaptım. Biraz köyü anlatır mısın? Ne yapıyorsun köyde? Çalışmaya mı gidiyorsun? Neyle uğraşıyorsun? İşte okul falan bitti. Çalışmaya gidiyorum. Şu anlık köydeyim. İşte babam biraz rahatsız. Ondan dolayı. Evet. İşte köyde hayvanlara bakıyorum. Yani şu an köydeyim. Normalde su tesisatında çalışıyorum. Kalorifer su işleri mekanik. Sıhhi tesisat. İstanbul'daydım. İşte şu an buradayım. Peki köyde senin yaşında kaç kişi var? Benim yaşımda yok. Yani çeksin bizim o zaman. Aynen bizim Umur burada ya. Aynen. Bizim burada genç yok. Vardı, önceden vardı. Yani şu an için yok. Evet. Peki bu köyde düğün hiç oluyor mu İsmail? Düğün senede kaç tane oluyor? Senede yani şimdilik olmuyor diyelim. Kaç genç yok olmuyor? Yani. Kaç yıldır olmuyor? Kaç yıldır olmuyor? Bir 2-3 senedir olmuyor. 2-3 senedir yani, olmuyor. Aynen. Keşke bir davul zurna getirseydim seni yine şöyle bir ağırlama çekerdik yani. İnşallah benim veya bir iki kişi daha var işte bizim tanıdık akrabalar. Onun oğulları var. Hı. Onlar olacak inşallah. Önümüzdeki zamanlarda bir düğün gözüküyor köyde diyorsun. Bayram edeceğiniz yani. Ya şöyle bayramı bir şey daha diyeyim, çok yapıyorsunuz. Düğünden çok. Yani düğün olur da
Kız olmadığı için kız bulunmuyor, o yüzden. Anladım. Öbür köylerde vardır kızlar ya. O köylerde de varsa da okuyor abicim, yani o yüzden. Öyle mi? Ha, sıkıntılı diyorsun. Aynen, yani bu devirde evlenmek sıkıntı. Sıkıntı, evet. O zaman bu köyden gitmek lazım İsmail. İnşallah gideceğiz işte, bakalım. Teşekkür ediyoruz. Rica ediyorum abi. İyidir, adım Cennet, soyadım Yalçın. İşte dünya işiyle uğraşıyor. Sizi de gördük, dahi olduk. Bizi izleyenlere herkese selam. Başka da bir şey bilmiyorum. Teşekkür ederiz sana. Evet. Abimle selam ederim. Ellerinden öperim. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öperim. Herkese selam. Bu kadar. 1 milyon Yozgatlı. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. 1 milyon Yozgatlı. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tavukları da kaçıyor. Evet sevgili izleyicilerimiz, şu anda Sarıkaya'nın Topak Taş Köyü'ndeyiz. Şu an tam taşların ortasındayız. Topak Taş Köyü'nün tam yanındayız. Evet. Neden Topak Taş demişler buraya? Şöyle. Vallahi işte Topak Taş, buradaki taşların için Topak Taş Köyü demişler. Evet. Seni tanıyalım öncelikle. Ben Mesut Güler, Topak Taş Köyü'nden. Hacı Mustafa'nın oğluyum. Hı. Antalya'da kalıyorum. İşte senede 15 gün falan tatil yapıp tekrar gidiyoruz. Evet. Bu şekilde. Peki köyün geçim kaynakları nelerdir? Geçim biraz anlatır mısınız? Hayvancılık. Başka da herhangi bir geçim kaynağı yok. Ufak tefek ekenler var. Eskiki gibi tabii yok da. Gene de ufak tefek ekenler var. Başka da malcılık olanları var. Bu şekilde. Zaten turu topu 15-20 tane adam var. Bu şekilde devam ediyorlar. Peki köyün bayramları nasıl geçiyor? Biraz anlatır mısın? Vallahi bayramları, seyranları vallahi nasıl geçsin? Bayramlaşıyorlar. 15-20 kişi anca oluyor zaten. Herkes tabii büyüklerinin ellerini öpmeye gidiyor. Geliyor, mezara gidiyorlar. Bu şekilde bayramlaşma bitiyor. Peki biraz da şöyle rahmetlilerden bahsedelim. Buranın yaşlılarından kimler vardı mesela, böyle adıyla anılan, adıyla lakabıyla anılan? Mesela köyden Hacı Havuz diye bir şeyimiz vardı. Meşhur muydu? Meşhurdu tabii, tabii meşhurdu. Neyle meşhurdu? Avcılığıyla mı? Yok, hayır mi? Biz şey olarak bilmek de, yani köy ağası derlerdi. Yani köy ağası olarak bir Hacı Havuz derlerdi. O şekilde yani duyduğumuz, bildiğimiz. Başka da öyle bildiğimiz pek şey yok. Kaç yıl oldu vefat edeli peki o Hacı Havuz? 89'da vefat etti. 1989'da. Evet. Mıhtarı çek bak. Mıhtar arıları kontrol ediyor. Muhtar, görüyor musun mıhtar? Ya arıyı kontrol ediyor. Mıhtar bize bal vermedi. Maaz, dua etmeye maaz, gidiyor. Yok yok, maazsız bal yok, vermedi. Bal ver, yok. Bal vermedi. Yoksa balı var. Ben biliyorum, haberim var. Var burada mı? Var. Evet. Giderken isteyek mi? Giderken bak. Kesin isteyelim. Verir evet. Mi? Aynen. Verir. Verir. Bak vermezse ben iş yapma bak ha. Verir verir. Verir. Peki tabii. Burada şey nasıl oluyor? İnsanlar kışın ne yakıyorlar? Tezek mi yakıyorlar? Yok, odun mu yakıyorlar? Yok, kömür mü yakıyorlar? Meşe. Meşe yakıyorlar, meşe yakıyorlar evet. Meşe ne zaman paylaşımı tezkere yapılıyor? Mesela bundan 2 ay önce falan kesim yapılmıştı. 9. ay 10. ay arası kesim yapılır. Gördüğün şu muhitlerde işte kesiliyor böyle. O zaman şöyle bir muhitleri bir say da muhitlerin ismini de bilelim. Vallahi muhitler işte karşı yamaçta Lahapangedi, Gogaya,
daş tarla, sormal var, belen var, omaroluğu var, firenti var, ne bileyim yani çevre böyle, şurası Ütahabahçe dediğimiz yer. Durum böyle. Bizim Cehrilik tabii, meşhur Cehrilik dediğimiz yer. Niye meşhur o Cehrilik? Niye meşhur? Var mı orada bir şey? Yok, hiçbir şey yok. Sadece dört kavak meşhur var. Yani dört kavak olduğu için mi meşhur? Şöyle, yani bizim köyün komple ekip biçtiği yer burası. Yani şu görünen yer. Gidelim şöyle. Hafiften. Patatesini, fasulyesini, ne bileyim ufağını, defeğini ektikleri yer burası. Sadece burası. Arazi diyorsun yani. Burası arazi. Bahçe aynen. Gibi arazi. Aynen. Anladım. Mesela piknik alanı gibi bir şey mi? Yok. Değil, değil. Yok mu? Sadece ekipmiştikler. Piknik alanımız var tabii. Ağacılık dediğimiz yer var. Ağacılık. Uzak Yasire tarafında. Anladım. Genelde işte kanat deresi ekilirdi. Bundan 10 sene önce tabii bırakıldı. Şu peki Topaktaş köyünün etrafında hangi köyler var? Onları bir şöyle şu yakın olarak yürüyerek gittiğiniz, ıslıkçalarak gittiğiniz köy var mı? Mesela gittiğimiz köy Akçakışlak köyü. Akçakışlak köyü. Dere Kaplancı köyü, Azap Başlı köyü. Gündüzlü var, Emir Bey var, Yahya Saray var etrafımızda. Bu kadar yani yürüyerek gidebildiğimiz köy mesela, o kadar. Peki köyünüzde meyve olarak Andemirci neler var? Yetişen erik, meyve, elma, erik kayısı var, elma var, armut var, kayısı var, ceviz var. Patates diken de var mı eken? Patates herkes kendi yeteceği kadar. Yeteceği yani, kadar. Su durumu yerine. Nasıl peki? Su suyunuz? Durumu, su bol. Bizim suyumuz karşı gözüken dağdan geliyor su. Ya. Kendi cazibesinde buradaki depoya geliyor. Buradan da pompa basıyor köyün üstüne. Köyün üstünden kendi halince dağıtım yapılıyor. Şura biraz dikkatimi evet, çekti. Şu depenin adı ne? Şu depenin bak o. Ardı. O, yani depe olarak bilmiyoruz ama orada bir şeyler var. Kesin beni vardır. Bir şey oraya çekiyor. O depede bir şey var bak. Gidelim bir gün. Orada mutlaka bir şey var. Vardır. Yani o dediğim bizim buralarda orada da vardır. Kıymetli bir şeyler var orada. Oranın arkası da zaten şey. Kırkçı olan köy. Değil mi? Var mı orada arayan bir şeyler arayan var mı? Mutlaka vardır tabii canım. Bulan var mı? Vardır. Ben duymadım da vardır. Yani arayan illaki vardır. Anladım. Köyümüz bayağı güzelmiş ya. Köyümüz güzel. Evet. Çık gidek de gezek o zaman. Gezelim, şöyle ha. Bakalım hadi. Gezelim. 1 milyon Yozgatlı platformu tüm sosyal medya sayfalarında. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Cemo gider askere. Alır gelir tezkere, tezkereyi bitirmiş. Ula bir daha gider askere, vay Cemu, oy Cemu, Cemile. Bu hangi halay? Trakya mı? Değil değil mi? Cemu diyor, adı üstünde Cemu. Ya görüyorsun işte, Topaktaş köyünde fazla düğün olmadığı için Cemu halayına Trakya mı diyor. Gördünüz değil mi? Giden adın ne? Ahmet Güler. Ahmet Güler, bir gül bakayım şöyle, bir görek, şapkanı da bir çıkar şöyle. Ahmet abi nerelisin sen? Ben Topaktaşlıyım. Ne yapıyorsun, ne iş görüyorsun? Valla İreşberliğiyle işimiz var işte, öyle işleri görüyoruz bakalım, ne yapalım. İreşberliğiyle mi? Ya. Hani arazi yokmuş ki köyde, hangi İreşberliğiyle yok, arazi yok, bizim köyde arazi ne gezer, şey ne gezer, yok. Ha, neyle oyalanıyorsun, bağıyla, bahçeyle, bağda yok bahçeyle. Var mı? Yok, bağ ne gezer, bağ yok. Bağ da yok. Bağ yok be. Var mı çocuk? Arazi çocuk bile var yok. Mı? Çoluk çocuk var mı? Benim iki çocuk var. Neredeler? Biri Antalya'da, biri Avusturya'da. Güzel, o zaman Avusturya'daki akşam izleyecek seni. Şöyle bir selam gönder. Oktay oğlum. Kendine iyi bak de. Kendine iyi bak oğlum Oktay. Seni çok seviyorum de. Seni çok seviyorum. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Ne var ne yok? Evimizin çirkinliğini çekmezsin. Hala evin çirkin değil ki ya. Niye öyle diyorsun ya? Ev gayet güzel, sıcak. Sıcak mı? Ya. Sıcak ne gezer? Etçik hani? Gençliğini anlat bakayım şöyle. Gençliğin... Yediğin içtiğin senin olsun. Gençliğini bir anlat bakayım. Gençliğimde ne olacak? Biz gençlik mi gördük ki şurada? Ne arıyordun şöyle genç? 18 yaşındayken neredeydin? Buradaydık. Neydeydik? Malınla, çoruyla, şuruyla uğraşıyorduk. O zaman yokluk var mıydı yokluk? Oo, hem de nasıl dedi? Bir anlatmayayım şöyle.
O günler yok, geçsin de ha, bir daha gelmesin. He, o günler gitsin de gelmesin ya. Doğru, doğru, haklısın. Şimdi iyi, Allah'a şükür zararımız yok bakalım. Şimdi kali kötü. Her günler şey geçsin. Var, aradığın her şey var. Şimdi var, var tabii, hepsi eskiden var. Eskiden at, araba ne geziyordu? Araba ne geziyordu, at ne geziyordu evveli. Okuz ile, kan ile evveli. Öyleydi ya. Okuzun var mıydı eskiden senin? Yoktu, benim babamın vardı yani, babamın, benim yoktu ya. Babana ne derlerdi bu köyde? Babama Bekir Güler derlerdi. Lakabına ne derlerdi? Bekir derlerdi. Bekir yani, mi derlerdi? Baba, adı Bekir'di. Öyleydi babamın. Kutu kalırlardı. Arazi yoktu bizim de. Ormandan tarla çıkardılardı. Onlarla geçinirlerdi işte. Eskiden çok yokluk vardı. Çok. Kimler var bu köyde lakab olarak, kimler var? Köyde işte... Eskilerden de diyebilin yani. Eski adamlar hep gitti, öldü. Eski olsun, adam kalmadı ki. Lakapları neydi, onları bir söyle bakayım. Hangi birini söyleyeyim ben? Hadi birini söyle işte, hangi biri var mı? Kaç tane biliyorsan söyle hepsini. Gazi vardı, gazi, bizim gazi vardı. Dayımın, şey, eniştemin oğlu. Neyin gazi derlerdi ona? He? Neyin gazi derlerdi? Hasan Hüseyin Duran'ın oğlu. Ha, başka hangi lakaplı adamlar var? Başka adam da çoğudu, ne bileyim ben. Çoğudu diyorum, ne bileyim ben diyorum ya. Çoğulduğunu nereden biliyorum o zaman? Kıyamet gibiydi. Hacı Havuz vardı, Hacı Nuh vardı desene. He. Eski adamlardı. Anlat işte eskiler, anlat biraz şöyle. Değil Mustafa vardı de. Bilen miyim onu? Biliyor, biliyor da amcam şu anda şok yaşıyor. Birden kapıdan girdik kamerayla, değil mi? Alışacak, alışacak. Yeni sene daha güzel konuşacak inşallah. Yine gelecek. Geleceğimiz mi? Tabii canım, bundan sonra sık sık gelecek. 3 ayda bir gelecek. İyi o zaman öyle. Gelin, gelin, aman gelin. Bir daha geldiğimizde çay hazır olsun ha. Allah izin tamam verirse mı? Tabii. İçeceğim, tabii, tabii. Çay olsun, su hazır. İyi, hadi çocuklara bir selam söyle de kamerayı kapatacağım. Durdaniye. Durdaniye kızım. Yok. Hadi söyle Durdaniye dedin, gerisi gelmedi. Selam mı söylüyorsun, uğruyorsun, ne diyeceksin? Durdaniye kızım, gözlerinden öperim. Nasılsın, iyi misin? Halam çatlıyor, halamı çek. Hala mikrofonu ver halama. Hala al, selam söyle. Sor sorular, sen sor. Halam çatlayacağım kulbekten. Halam konuş. Biraz ciddi ol, seni ciddiyete davet ediyorum halam. Sevgili doğrum demin. Konuş. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah. Başla. Oktay, Oktay, seni çok özledim, gözlerinden öperim kuzum. Sen gidelim 2 ay oldu, bir gününü görmedim kuzum. Dur Daniye, selam eder, gözlerinden öperim. Yavrularıyla gözlerinden öperim kuzum, tatlı cücüklerim. Allah'a emanet olun kuzularım, Allah'a emanet olun. Orada tobaktaşlı olanlara tüm Antalya'da, Avusturya'da hepsine de selam ederim. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Allah'a emanet olun hepinizden. Yavrulara emanet olun. Hadi, güle, Allah'a güle emanet gidin. Yavrular, hadi, Allah'a yani, emanet. Siz de Allah'a emanet olun. Hadi. Güle güle gidin. Hayırlı çekimleriniz olsun. Hayırlı. Var mı aşağı? Onlar da çeker. Şöyle minareye çıkmış olsa o gün bir namı. Öyle mi? Kuş pisliği olabilir. Yeni sene drone ile. Elinle. Ver cisimi. Ekrana getir. Atıyorsun değil mi? Çekimler atıyordur o. He? Çekimler mi atıyordur? Fotoğraf, he, fotoğraf atıyor. Görüyorsundur da. Topataş'ın kenarı değil, çekecek. Şurası da köy. Üzünden biliyor musun? Yok. Tamam. Tamam, hadi bakalım. Evet, burası meşhur Hamdi dayımızın odası. Bir zamanlar tabii mektepti, okuduk.
köy odası olarak daha büyüklerimiz falan oda olarak kullanmışlar. Biz de tabii kullandık. Tabii şu anda viran oldu. İşte bakan olmayınca bu hale geldi. İleriki zamanlarda. Burası bizim köyün meşhur çeşmesi. Eskiden su yoktu. Herkes buraya gelir suyunu götürürdü. Tabii şu anda herkesin suyu var. Bol. Allah'a şükür herkes. Bu şekilde. Mikrosun olduğu yer burası. Öyle mi? Burası ana cadde. Onun amcalarının gibi. Cücü Ömer dediğimiz amca. Gideceğiz diye bir kayda yok. Evet. Abi, yani. Manzara olarak işte. Yozgatlı. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. 1 milyon Yozgatlı. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dağ turşusu Yozgatlı'nın. Siz de güle güle yiyin. Ama burada yemiyoruz, ne yapayım? Komşulara, arkadaşlara, hepsine, çoluğa, çocuğuma, hepsine de selam. Bu turşuyu kime veriyorsun hala? Sana. Bana mı veriyorsun? Sağ ol, teşekkür ederim. Yuha da vereyim dayı. Buranın yuhası şeyli. Verirsen götürürüm hala. Götür, kurban olsun. Çok teşekkür ederim. Yavrularıma da selam. Burada. Antalya'da var yavrular. Hepsi de, Ankara'da var, orada var. Hepsine de selamlar. Yavrularımın. İzleyenlerin hepsine de. Sen izleyenlere de selam gönder. Buyur. Sen izleyen herkese selam gönder. Hepsine, hepsine. Seni izleyenlere, ben izleyenlerim size de, hepsine de. Buraya gelen vatandaşlarımıza da kurban olduklarım. Bak, kuzularım. Bol selamlar. Evet. Yozgat Sarıkaya Topahtaş Köyü'nde yaşıyorum. Antalya Manavgat ilçesinde abilerim, yengelerim, yeğenlerim var. Onlara hepsine selam söylüyorum. Ve bu türküyü de sevdiklerime armağan ediyorum. Ağlıyorum.
Ağlıyorum gözlerim, ağlıyor gözlerim. Gurbet elinde geze geze dolaştık da ağlıyor gözlerim. Gitti gelmez oldu sevdiklerim. Kimleri gördük bu yalan dünyada. Ağlıyor gözlerim, gülmez yüzüm. Ağlıyor gözlerim, gülmez yüzüm. Gurbet elinde hasret giderim. Ağlıyor gözlerim, gülmez yüzlerim. Sevdiklerimden ayrıldı. Burada benim evim var, anam var, babam var. Yılda bayramda bir gelirik. Sevdiklerime selam söylerim. Hoşça kalın, dostça kalın arkadaşlarım. Kurban olurum size. Bu da Antalya'nın portakali. Götürün de yiyin. Yozgat'ın şeyi. Teşekkür ediyoruz sana. Sen de sağ olun. Kule kule yiyin kuzum. Yiyin. Allah yavrulara da şey versin, kurban olduğum Allah. İşte öyle kurban. Var mı selam göndermek istediklerin? Hepsine de selam var. Hepsini de öptüm. Almanya'dakine, Avusturya'dakilerin hepsini de. Beni diğer komşularım hepsine de selamlar, öptüm onları ben. Ben de anamı kuzum öpüyorum. Hepsini de öptüm kuzum. Allah'a emanet olsunlar hepsi de. Hadi. Köpek bunu da öbürü yok. Aynen öyle vallahi. Dola gelir. Bu gelir, bu gelir. Daha o da gelir. Kedi mi? Ha şu ne şu? Kedi mi? Bu kadar var hemen şu. Yavrum dediğimiz var. Ver bakalım abim. Ben Topaktaş köyünden Abdullah Kaya. Abdullah abi biraz Topaktaş'ı anlatır mısın? Vallahi Topaktaş'ın geçmişini pek bilmeyiz de yaşlılardan öğrendiğimize göre burası altıhaneymiş. Altıhaneden çoğalmaymış yani. Bir yaşlımız var, o da şu anda Sarıkaya'da kazağımızda. Onun anlattığına göre burası altıhaneden aldı yani. Altı tane kişiden çoğalma yani. Hepsi de birbirine ahrabadır yani. Gene öyledir. Sen ne yapıyorsun? Ne işle uğraşıyorsun? Ben şu anda emekliyim. Sarıkaya'da kalıyordum. 40 senedir, 4-5 senedir de Topaktaş köyüne geldim. Köyümüz burası. Şu anda emekliyim. Yani ufak tefek işlerine uğraşıyoruz. Yani. Peki geçim kaynakları nelerdir Topaktaş'ın? Arazi fazla şu yok. Anda, 150, geçim kaynağı şu anda 15-16 tane var. Hepsi de emekli. Birer tane var. Gençler de tümden Antalya, Ankara, İzmir gibi böyle yerlerde çalışmaktadır. Peki bu köyün halkı genellikle gurbette hangi şehirlerde yaşıyorlar? Şu anda genellikle Antalya, Ankara. Antalya ve Ankara. Evet. Peki onlara söylemek istediğin bir şeyler var mı? Köyünüzü var. Unutmayın. Ara sıra gelin köyünüze. Gittiğiniz yeri unutmayın diye bir şeyler de. Ya biz de aynı senin dediğiniz gibi. Biz şimdi sen sordun. Ben ona göre cevap verdiğim için. Hı. Tüm oradaki eşe, dosta, yakınlara, akrabalarımız var çoğunlukla genellikle. Tümden akraba olduğumuz için hepsine selamlar buradan iletiyoruz. Köylü şey adına söylüyorum. Yani söyleyeceklerini onlar zaten yaz boyu gelir giderler buraya. Geliyorlar. Bayramlarda. Yazın hani güzel oluyor köy böyle tamam. Yaylalık gibi gerçekten güzel bir havası var. 5. ay, 6. ay, 7. ay buradan gitmeyeceksin. Başka mevsimi tanımıyorum. Öyle mi? Evet. Anladım. Davranıp evet. Geleceksin yani. Evet sevgili izleyicilerimiz, aldığımız bir son dakika haberi var. Etçik mutlu oldun değil mi? Oo, kupağım kayboldu diyordum. Sen ne diyorsun vallahi? Ne kupağım vardı ne kupağım? Dünya, Tony. Tony. Dünyalar benim oldu. Tony. Tony! Aslanım gel buraya Tony! Antalya'dan getirdi bunu. Antalya doğumlu aynı zamanda. Antalya doğumlu. Evet. Anladım. Tony yorgun bir yorgun, şekilde. Yorgun belli evet. Ana vatanım dedi geldi köyüne. Aynen öyle. Aynen öyle. Yanına yaklaştı da bir aşağı doğru gitti. Neye gittiyse. Yeri orar. Yeri orar. Yerine baktı. Yerim yurdum yerinde evet mi diye baktı. Ne zamandan beri kayıp bu Tony? 11.30'dan beri kayıp bugün. Sabah 11.30'dan beri. Sabah 11.30'dan beri evet. Yeni geliyor. Anladım. İyi, bunu kutlamak lazım. Tabii, bir ara. Aynen. Bir ara kutlayalım. Ne zaman isterseniz İnşallah. Her zaman için bekleriz. O zaman şöyle bir kamerayı hep beraber bir el sallayalım. Selamlar. Dışarıdakilere, Antalya'dakilere, Ankara'dakilere. Yurt dışında bizi hepsine de. Vatandaşlarımızın hepsine. Geçsin sen bir yandan git bu tarafa doğru.
TRT Topaktaş. El salla, el salla. Avusturya'ya selam, yanındakilere selam söyle. 1 milyon Yozgatlı platformu tüm sosyal medya sayfalarında. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Durum abi, tamam. İyi oldu, iyi akşamlar. Burası Topaktaş Köyü. Mehmet Durmaz'ın evi. Viyana'daki çocuklara selam ederim. Abime selam ederim. Seda'da, Viyana'da, Antalya'daki amcama selam ederim. Bütün beni tanıyanlara hepsine selam olsun. Ankara'dakilere selam olsun. Hayrettin Solmaz, Mustafa Solmaz, Aziz Durmaz. Bütün tanıdıklara bol selamlar. Türkiye, yurt dışı, her yer. Herkese bol bol selam söyle. Söyledim ya. Ne bileyim, ben açtın mı? Selamun aleyküm cümleten, iyi akşamlar. Benim Viyana'da oğlum var, gelinlerim var. Onlara çok çok selam söylüyorum. Viyana'da 17-18 sene durdum. Ondan sonra 2001'de gittim. Sonra benim adam pek fazla durmak istemedi Viyana'da. Ondan sonra böyle köyümüze geldik, Topaktaş Köyü'ne. Buraya bir ev yaptırdık. Ondan 3 senedir de buradayız. Şimdi 1. ayın 11'inde gideceğiz inşallah. Ortakilere hepsine selam olsun. Abim var. Ankara'da abim var. Yengelerim var. Ondan sonra kaynım var, eltim var. Hepsine selam söylüyorum. Seni tanıyalım abicim. Ben Kenan Durmaz. Hasan Hüseyin'in oğluyum. İşte çalışıyordum, Antalya'daydım. Buraya tatile geldim. Birkaç gündür buradayız. Evet, tatil ne kadar sürecek? Tatil vallahi kar sonuna kadar düşünüyorum, bilmiyorum. Ya kar sezona göre mi? Sezona göre değil aslında, bir kafa dinlemek için işte böyle. Ama köyünüzün güzel bir havası var. Tabii öyle. Güzel bir manzarası var. Dağlar size bakıyor, siz dağlara bakıyorsunuz. Çoğu köyden iyi. Değil mi? Çok evet. Güzel havası var. Hele ilkbaharda ne güzel olur bura, biliyor musun? İlkbaharın Mayıs ayında sizi... Şöyle ilkbaharda yani dışarı çıkacaksın, ekmeğin yuh ekmeğin arasında çökeliği koyacaksın, yeşil soğanı dizeceksin, mantarı toplayacaksın. Ne güzel olur, ne lezzetli olur ya. Tabii canım, olmaz mı? İlkbaharda bir daha gelek olmazsa, olur mu? İlkbaharda buyurun gelin. Bu köylü gurbetçiler sponsor olursa devamlı geliriz. İnşallah bağlı. Etçik köylerine şöyle şey yapsınlar. Tamam amca, yazın gelecek. Öyle işte abi. Şöyle Topaktaşlılara bir selam gönder gurbetçiler abicim. Topaktaşlara buradan yurt dışından, yurt içinden herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Ne diyeyim? Vallahi köyümüzü işte unutmayın de. Köyümüzü, insanımızı, milletimizi, vatanımızı, toprağımızı unutmayalım. Yardımlarımızı esirgemeyelim. Devamlı böyle şeylere vesile olalım. Bekliyoruz. Hayırlara vesile olsun bu yaptığımız şeyler. Yayınlarımız. Bu arada sponsorlarımıza da teşekkür edelim. Sponsorlarımıza da teşekkür edelim. Ekranlarımıza öncelikle getiriyoruz. Öncelikle Berber İbrahim'e buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Allah ondan razı olsun. Merdan Şahan. İşte kim vesile olursa, Nedim Taştan, Ali Orhan Güler'e, Mesut Güler'e herkese selamlar, saygılar. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Evet sevgili izleyiciler. Bura Mustafa Şahar'ın evi. Mustafa Şahan şimdi Antalya Manavgat'ta. Hanımın Nazlı Şahan var. O mefat etti. Burası onların evi. Burası bizim Topaktaş Köyü. Teşekkür ediyoruz. Yenge Hanım. Ne zannettin? Ekrem abi ne yapıyorsun? Ne zannettin? Dedim ki evi niye çekiyorlar acaba dedim. Baktım. Siz de evi çekişin, bir de ben varayım bakayım. Neyin nesi de evi çekiyorlar dedim. Ben de Kenan zannettim seni. Kenan zannettin beni. Senin adın ne? Benim adım Sadık. Sadık. Neyin Sadık derler sana?
Şahan. Eminin Sadık. Eminin Sadık. Niye lakabını söylemiyorsun? Yiğit lakabıyla anılırmış ya. Babamın adını canım. Olsun. Şahan, Şahan. Eminin Sadık. Evet, ne oluyor? Şahan. Ne işinden uğraşıyorsun Konya? Merdan Şahan, Mustafa evet. Şahan, Kadir Şahan, Nahvis Şahan hepsi Şahan gider. Evet. Bunlar bizim evimiz. Bunlar da emin bilin abiler. Çok güzel abi. Hani biz de yaklaşık 2-3 saattir köydeyiz. Köyleri çekiyorsunuz da dedim ki ben neyin nesi de bakayım diye geldim. Merak ettin geldim. Yani. Merak ettim. O evet. Kadar kötü bir şey işte. Adamın evet. Beynini kemiriyor merak dediğim şey. Evet. Bu çekim mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Biz şimdi nasıl? Kamerayla çekiyoruz. Ha. Sen oyuncusun tamam mı? Ben de sunucuyum. Beraber köyü tanıtacağız seninle. Akşamlar ne kadar tanıyacak? Sabah olsaydı olabilir. Sesinle tanıtacağız. Yok. Sevgili izleyicilerimiz, burası Topaktaş Köyü. Evet. Topaktaş Köyü, köyün aşağı tarafında olan bir taştan dolayı köye Topaktaş demişler. He, oralara baktın mı? Tabii canım, tabii oraları çektik. Ha, şöyle izleyicilere bir selam söyle. Hepsine de selam ederim. İzleyicilerin kim var da kime? Bu köyde benim, herkes. Her kişiye selam ederim. Hepsine de selam ederim. Benim çocuklarıma da. Tabii. Şeyde Fransa'da, Avusturya'da, Antalya'da hem de hepsine selam ederim. Teşekkür ediyoruz amca. 1 milyon Yozgatlı. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. 1 milyon Yozgatlı. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sen de doğru edecek mi? Evet. Sen kaç yaşındasın diyor. Dur bakayım, soracaklar, senden soru soracaklar. Adın ne senin hala? Adın neydi adı? Adım Habibe. 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 Şahan. Hoş geldin aslanım, hoş geldin. Sağ ol. Gözüm görmüyor, gözüm görmüyor. Hiçbirini gözüm göremiyorum. Hoş geldin, otur, elin uçmuş, otur. Oturun, oturun. Beni tanıdın mı, beni tanıdın mı? Tanımadım. Ben Mesut, Mesut. Kuş ama babayın adı Turi. Hoş geldin. Sağ ol. Üçümüzdün. Ha, otur. Bu var ya Sinan'ın, Bakin'in. Her taraf görecek Merdan'ın. Avusturya, Fransa, Almanya hepsine çekiyor bu. Yayım yapacağımış evet. Biliyor musun? Falan oluyor. Sen nasılsın, iyi misin? İyiyim, ziyanım yok ya. İşte gözüm de görmüyor, dumanın içindeyim. Allah iyilik versin. Korsam da şöyle ala bere koruyor. Evet, evet. Koremiyorum. Çekim yanımda oturan. Yanımdaki kameracı çekim yapıyor. Öyle mi? Kolam olurum sen. Bizim köylü. Karanlıkta da gösteriyor. İyi. Yani bizim Yozgatlı, sorgunlu bizim şu anda köyü çekim yapıyor. Sürüyordur şuraya. Selam sal hepsine. Selam söyle. Herkese selam söyle. Torunlara. Bakiye de selam söylerim. Öteki hoşçu yollarla. Sinan'a da selam söylerim. Halil'e de, Herat'a, Murat'a, hepsine. Merdan'a da. Koksal'a da. Koksal'a da. Kadir'e de, öteki şeye de. Antalya'dakilere de. Nafise de. Ağlarına selam ederim. Gözlerinden öperim. Tatlıma selam ederim. Çocuklarına selam ederim. Gözlerinden öperim. Gelinlerine? Gelinlerim var, gelinlerim. Yine geline de selam ederim. Yine Hacer geline. Öteki oğlana da selam ederim. Şey. Oğlanın adı neydi lan? Hadi canım oğlunun adı. Hayır babacı, yaş kaç diye soruyorlar. Yaş kaç? Vah yaşımı ben okumuşum yok, yazmışlığım yok. 110. Şey, uçakların biliyorlar. 110 diyorlar, doğru mu? 110. Bilemiyorum vallahi. 110 yok, 110. Daha gencele cam tanıyor. Senin yaş 97. Öyle mi? Kolon koluyum iyi. Evet. Daha gencele cam tanıyorum daha. Oldu, var mı bir diyeceğin, var mı çıkacağız? Hiç de diyeceğim yok, güle güle gidin. Oldu, hadi ellerinden öpüyoruz. Ben donlarım. Kuluya, Ferhat'a, Murat'a, Bakiye, gelinlere hepsine selam eder, gözlerinden öperim. Güle güle, herkese. 50 yıldır kullandığımız ama şimdi bu tarihe geçti. Tarihe eser kaldı bunlar. Tarihe eser. Bu Ceyran geldikten sonra bu bitti.
Ceyran geldikten sonra bu bitti yani. Bunun şeyi bitti. Şimdi bu bunu burada. Nereden aldıydın? Senin baban mı aldıydı? Deden mi aldıydı? Babamdan kalma bir şey. Babandan kalma. Tabii babamdan kalma. O zaman babamız vardı. Bunları kullanıyorlardı. Anladım. Ondan sonra bunlar gaz lambaları şimdi. 35 sene. Ceyran gitse yine yanar. 35 sene. Ceyran gitse şimdi yine yanar. Çok güzel. Peki köylülere söylemek istediğin var mı? İzleyicilere son bir defa söylemek istediğin son sözlerini şöyle bir alalım muhtarım. Bizim köyün insanlarına mı? Tabii tabii izleyicilere, sizin köyün insanlarına. Sevgi saygıdan başka bir şey göstermem ben. Öyle mi? Evet, sevgi saygı. Anladım. Köyümün insanına, herkese. Sen şimdi yarın. Bütün Türkiye. Kabaracıya bağışış vereceğim, seni çekmiş. Ya evet. Tabii. Bir de bu bizim evdeler, biz bunu bilip bilinç yapamadık. Onu neyse. Bak. Tamam. Bak yokla vardır. Ne yokla şu anda üzerimde de benim bir para da yok. Bunun içine de gitmedim ya. Neyse boş kalayım yiyelim. Evet sayısı seyirciler. Burası Topaktaş Köyü. Herkese selam söylüyorum. Antalya Manavgat'ta abilerim, yengelerim, yeğenlerim var. Onlara herkese selam söylerim ve bu şarkıyı, türküyü sevdiklerime armağan ediyorum. Geldim gidemiyorum gurbet eline, çektim ve halleri bilemiyorum. Yaş gittikçe unutuyorum, hasretlik bitmiş, ağlıyor gözler. Gelmiş gidiyor hasret, ağlıyor gözler. Gurbet elindekilere selam olsun, hasretlik gurbettik, herkese selam olsun. Burası Yozgat Topaktaş Köyü'nün muhtarın evi. Muhtarımız Hacı Bey ve hanımı Cennet Hanım. İşte herkese selam söylüyorum. Sevgilerimle anıyorum. Çok sağ olun. İyi. Tamam, bir dahaki geldiğimizde. O zaman bir el salla kameraya, şöyle kapatalım kamerayı. Hadi hayırlı işler, hayırlı izlemeler. Evet. Köylülere selamlar ne? Köylülere, yurt dışındakilere, yurt içindekilere herkese selam söylüyorum. İzleyenler.